Göktürk 2 uydusundan gelen ilk görüntüleri bugün burada Habertürk Televizyonu izleyicilerimize de aktarmış olacağız. Teşekkür ediyoruz öncelikle bizi kırmadığınız için. Ve Göktürk 2 ile de başlayalım. Şu anda arkadaşlarım arkadaki ekranlarda da uydudan gelen görüntüleri izleyicilerimize sunuyorlar. Sayın Bakan, ne zamandan itibaren bu kadar net görüntüler gelmeye başladı? Şu anda bildiğimiz kadarıyla tüm dünyadan görüntüler geliyor ki şu anda mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Beşparmak Dağları'ndaki Kıbrıs bayrağında evet. Görebiliyoruz. Ne zamandan itibaren bu görüntüler gelmeye başladı Sayın Bakan? Şimdi Göktürk 2 uydusunu biz ayın 18'inde fırlattık. Aralık'ın 18'iydi. Zaten fırlattıktan hemen birkaç saat sonra sinyal almaya başladık. İki gün sonra da bazı ham görüntüler alınmaya başladı. Yani bu yılın artık başlarından itibaren de, yani bir hafta 10 gün öncesinden itibaren de net görüntüler dünyanın her yerinden gelmeye başladı. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Şu anda Bağdat görüntüsü geçti mesela. Şimdi Bağdat'tan Yeni Delhi'ye, Dubai'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve tabii ki Türkiye'den de görüntüler geliyor. Önce şunu söyleyeyim. Türkiye'den ilk görüntüler hangi bölgeden geldi ve ne aşırılıkta, ne sıklıkta acaba Türkiye'den görüntü alabiliyor Göktürk 2 uydusu? Şimdi şöyle söyleyelim. Bundan önceki uydumuz RASAT uydusu sadece Türkiye üzerinden görüntü alma imkanına sahip olan bir gözlem uydusuydu. Göktürk 2 uydusu ise dünyanın her yerinden görüntü alma imkanına sahip olan bir uydu. Günde 4 defa da Türkiye üzerinden geçiyor. Yani bugün gazetenizde 2 defa geçtiği yazılmış ama o eksik bir bilgi. Günde 4 defa da Türkiye üzerinden geçiş yapıyor ve bu geçişler sırasında da Türkiye'nin her yerinden görüntü alma imkanına sahip olabiliyoruz. Yani günde 4 defa Türkiye üzerinden geçiş yaptığında uyduyla irtibat kurmak ve uyduyu yönlendirerek Türkiye'nin değişik yerlerinden görüntü almak imkanına sahibiz. Peki görüntü netlikleri açısından mesela bir resimde durdurabilirsek arkadaşlar, Sayın Bakan'la da hem de fotoğraf üzerinden de görüntü üzerinden de gidelim. Mesela bu görüntü, bunun netliği aslında daha da net görüntüler geliyor mu Sayın Bakan? Tabii geliyor. Tabii. Yani şimdi o uydudan ne almak istediğinize bağlı olarak onunla irtibat kuranların hangi noktada nasıl bir görüntü almak istediklerine bağlı olarak değişen bir şey. Yani mesela bu uydunun çözünürlüğü nedir? 2,5 metredir. Yani yeryüzünde 2,5 metre boyutlarındaki bir cismi net olarak görüntülemek imkanına sahipsiniz. Yani uyduyla, uydunun bulunduğu mesafeyle ve teknik özellikleriyle bunu net olarak görüntüleme imkanına sahipsiniz. Dolayısıyla bu Göktürk 2'nin... Ama daha uzaktan alırsınız. Dersiniz ki ben bu kadar lazım değil, başka bir şey istiyorum. Bu kadar lazım, başka bir şey istiyorum. Daha geniş görüntü tabii. istiyorum diyorsunuz. Ona göre yönlendirebiliyorsunuz tabii. Peki şu konu çok tartışılmıştı. Terörle mücadelede Göktürk 2 uydusunun nasıl katkılar sağlayacaktır Türkiye'ye diye? Bu konuda neler söyleyebiliriz Sayın? Onu tabii terörle mücadele unsurları olarak hava kuvvetlerimiz özellikle nasıl değerlendirecek, o tabii kendi bileceği bir iş. Yani Göktürk 2 uydusundan elde ettiği görüntülerden ne tür haritalar oluşturacak, ne tür noktalar tespit edecek ve o noktalara dönük ne tür harekat planları yapacak, onları bizim burada bilme imkanımız yok. Bilsek de söyleme imkanımız zaten olmaz. O tamamen silahlı kuvvetlerin, özellikle de hava kuvvetlerinin bileceği bir iştir. Zaten görüntülerden ağırlıklı olarak hava kuvvetlerimiz istifade edecektir. Yani bundan sonrasında hava kuvvetlerimizin kendi yer istasyonunda bu görüntülerin elde edilmesi ve o görüntülerin işlenerek değerlendirilmesi imkanı olacak. Peki devam edelim. Eleştiriler de gelmişti. Yerli diyoruz. Aslında bizim uydumuz diyoruz ama yerli değil aslında yönünde de eleştiriler geldi. Hatırlayalım Göktürk 2'nin ilk fırlatılış günü ve ondan sonraki gelen bazı açıklamalarda en azından. Bu eleştirilere veya bu söylemlere yönelik sizin ne cevabınız olacak? Gelebilir. Yani Türkiye'de iyi şeylerin yapıldığını görmezden gelmek isteyen, görmek istemeyen kişiler, gruplar her zaman olabilir. Ya da Türkiye'nin yaptıklarını, başarılarını küçümsemek isteyen, toplumun nezdinde gözden düşürmek isteyenler de olabilir. Yani bunlar her zaman açık toplumlarda olacak şeylerdir. Ama gerçek şu, bu mesele Türkiye'nin uydu yapımında çok önemli bir yetkinlik kazandığını gösteren bir meseledir. Türk mühendisleri, araştırmacıları, akademisyenleri bu konuda ciddi bir yetkinlik kazanmışlardır.
Bu uydunun yazılımlarının tamamı yerlidir, %100. Ki uyduya hareket veren, uydudan istediğiniz fonksiyonları almanızı sağlayan da bu yazılımlardır. Donanımların da yani elle dokunduğunuz yerlerinde %80'i yerlidir. Türkiye'de malzemesi vesairesi Türkiye'de üretilmiştir. Bazı ürünler var, başka yerden satın aldınız. Ama bunu dünyanın her yerinde bulabiliyorsanız, mesela bir kamerayı dünyanın her yerinde bulabiliyorsanız, bunu sizin üretmek için ayrıca bir fabrika kurmanıza gerek yok. Ya da uydunun işte bazı parçaları dünyanın her yerinde bulabildiğiniz parçalarsa, bunları üretmek için ayrıca bir fabrika kurmanıza gerek yok. Bazı şeyleri yapamadığımızdan değil, yapmak istemediğimizden dolayı yapmamışızdır. Yoksa istersek onu da yapabiliriz. Dolayısıyla uyduyu %20'lik donanımdaki yerli olmayan kısmından yola çıkarak, ama bak işte bunun %100'ü yerli değilmiş, civatalarını filan yerden almışsınız. Olabilir yani, civatasını nalburdan alma imkanı varken civata fabrikası kurmanın anlamı yok ki. Yani civatayı nalburdan alırsınız, civata fabrikası kurmazsınız. Böyle bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Yani Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini, böyle bir yeteneğe sahip olmasını küçümsemenin kimseye bir faydası yok. Dolayısıyla uydunun yazılımının %100'ü yerlidir. %80 donanımda da yerlilik oranına ulaşılmıştır. Bu çok iyi bir şey. Bundan sonraki uydular açısından çok önemli bir yetkinlik kazanılmış durumda. Bundan sonra çok daha iyisini, çok daha nitelikli olanlarını, iletişim uyduları, İşte aslında o konuya geleceğim. Diğer çeşitli uyduların da yapımı için çok güçlü bir temel teşkil ediyor Göktürk 2 uydusunda elde ettiğimiz kazanımlar.